Ne bak işte Hayda, ben şey. kendimize abonelik alacakken 5 kişiyi aldık ya. Ben Pyro sonunda yüklemiş bir Dark Mode videosu ama çok uzundur ki bu video. Açamıyoruz bile. O kadar uzunmuş. 8 saat 26 dakika. Gece uyurken 6 gün boyunca izleyecek videom çıktı. Süper. Ağız şıpık sesinde durdurdum komik geldi. Sol kolunda ben var mı? Ben varsa NPC misin? Oğlum onun adı çiçek aşısı kanka. Senin küçükken hafızanı silmiş olabilirler ama ben hatırlıyorum o aşı olduğun zamanı. Merhaba, ben Ruhi Cennet. Dünya üzerinde şimdiye kadar yaşamış Pek bir şey demedim. bütün insanların %93'ü şu anda ölü durumda. Tahmini olarak 93 milyar insanın kemikleri ve diğer vücut kalıntıları şu anda ayaklarınızın altında. Bu insanların hepsinin kendi özel hayatları ve düşünceleri vardı. Şimdi hepsi unutuldu. Tuhaf ama korkunç. Bazı insanlar İlk gelecek Hitler Yahudileri seviyordu. bunu atıp hiçbir şey demeden çekilemezsin yani. Bir yorumu yapman lazım buna. Bunu atıyorsan bir yorumun olması lazım. Öyle hiçbir şey demeden link atıp çekilmek olmaz yani. Hayır mı? Peki Sıla. Dünyayı olduğundan daha tehlikeli bir Hitler aslında Yahudileri severdi. hale getirdiler ve ölümcül terörün anlamı oldular. Gördüğünüz bu fotoğrafta Birinci Dünya Savaşı esnasında Almanya İngiltere ile savaşırken Henry Tend isminde bir İngiliz omzunda ciddi şekilde yaralanmış bir Alman askerini taşımakta. Henry Tend düşmanının yaralı haline acımıştı ve adamı öldürmek yerine yaşamını bağışlamıştı. Fakat bu Tendy'nin hayatında yaptığı en büyük hataydı. Çünkü yaşamasına izin verdiği adam, ilerleyen yıllarda kendisinin de onaylayacağı üzere Adolf Hitler'di. No. Oha. Almanya Hitler'in yönetimindeyken sadece 10 senede Fransa, İtalya, Yunanistan, Sovyetler Birliği ve Finlandiya'da dahil olmak üzere 24 ülkeyi işgal etmiş ve bir süper güce dönüşmüştü. Motorizasyon teknolojisi çok hızlı geliştiği için hiçbir güç karşısında duramadı. Örneğin Polonya'ya savaş açtığında söyleyebilir. Polonya, Alman tanklarının üzerine ancak süvarilerle saldırabilmiş ve birkaç günde hepsi katledilmişti. Naziler geliştirdikleri U-Boat isimli denizaltı sayesinde Atlas Okyanusu'nda da hüküm sürmüşler ve New York'a kadar ulaşmışlardı. Tanımıyoruz bile birbirimizi. Alt tarafı bir gece bana yazdı. Geri yazmadım bile. Tamam. Niye sinirlendin ki şimdi? Şehirde yaşamaları yasaklandı ve milyonlarcası mahkum edildikleri gettolarda 3 metrelik duvarlar ardında açlığa, susuzluğa ve sefalete kapatıldı. Daha sonra bu insanlar köleleştirilerek 24 saat faaliyet halinde olan fabrikalarda çalıştırıldı ve böylelikle Almanya'nın sanayi üretimi 10 katına çıktı. Buralarda çalıştırılan insanlar belki bir gün yeniden evlerine dönebilecekleri konusunda iyimserler ve soykırımın başlamak üzere olduğundan haberleri yok. Çok üzücü oğlum bu olay ya. İlerleyen aylarda milyonlarca Yahudi trenlerle imha kamplarına götürüldü ve 1 milyonu çocuklardan oluşmak üzere Avrupa'daki Yahudi nüfusunun 3'te 2'sini oluşturan 6 milyon Yahudi buralarda katledildi. Bunların yanında Hitler'e karşı çıkan Almanlar, eşcinseller, özürlüler ve çingenlerle beraber toplamda 10 milyon civarında insan Nazi rejimi tarafından acımasızca öldürüldü. Holokost'un en belirgin özellikleri arasında insanların tıbbi deneyler için kullanılmaları vardır.
mahkumların kalbine petrol enjekte etmek, canlıyken radyasyona maruz bırakmak bunlardan bazılarıdır. Bu doktorlardan en meşhuru 2 milyon kişinin ölümünden sorumlu olan ve genelde çingene çocuklar üzerinde çalışan Josef Mengele'ydi. Çocuklara şekerler verir ve onun sahte sevgisine kanan çocuklar da ona amcacığım derlerdi. Ancak çocuklar gözlerine mavi mürekkep enjekte edildikten sonra veya vücutları birbirine sırtlarından dikildikten sonra sabah akşam bağırırlar ve ölecekleri günü acıyla beklerlerdi. Nazilerin yaptıkları deney çalışmalarının tamamı maalesef hiçbir zaman bilinemeyecek. Çünkü kamyonlar dolusu evrak işgalin son günü Kaiser Wilhelm Enstitüsü'nde yok edildi. İlse Koç, insanlık tarihinin en acımasız kadınları arasında yer alır. Dövmeli vücutlara düşkünlüğü ile tanınırdı ve öldürttüğü Yahudilerin derilerindeki dövmeleri kesip, bazen de derileri kendisi süsleyip çanta, eldiven ve hatta işlemeli iç çamaşırı yapardı. 1947 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılınca, hapisten kurtulmak amacıyla gardiyanların biriyle ilişkiye girip hamile kalmış ve 2 sene içinde serbest bırakılmıştı. Küçültülmüş kafa tasları, ikiye bölünmüş suratlar veya insan derisinden yapılmış abajurlar diğer Nazi vahşetlerinden sadece birkaçıdır. Ne? Lively falan. Best for Hitler, Yahudilerin neslini tamamen tükettikten sonra Yahudi iskeletlerinin, vücut kalıntılarının ve bazı değerli eşyalarının içinde bulunduğu Tükenmiş Irk Müzesi isminde bir müze açmayı bile planlamıştı. İnanılmaz miktarda bombanın atıldığı 2. Dünya Savaşı sırasında yalnızca müttefik güçleri bile Avrupa ve Asya civarında 3.4 milyon ton yani Naziler atom bombasını iyi ki bulamamış kullanmıştır. Bu her ay 2700 ton bomba demek. Korkunçtur ki bu bombaların %10'u hala patlamamış vaziyettedir. Ayaklarımızın altına gömülmüş bu bombalar her an aktif hale gelmek üzere patlamayı beklemekte. Sadece Almanya topraklarından her yıl 2016 mı kokuyor? Bence 2015. Evet, bomba çıkarıdır. 2014 geçiyor aklımdan ama. İkinci Dünya Savaşı insanlık tarihinin en kanlı çarpışmasıydı. Ve 1939-1945 yılları arasında toplamda 60 ile 80 milyon insanın ölümüyle sonuçlanmıştı. Bu o dönemde yaşayan her 40 insandan birinin savaşta öldürülmüş olması demektir ve ölen insanların %60'ı sivil vatandaşlardan oluşuyordu. Ancak çok bilinmese de Japonlar Nazi rejiminden daha çok insan katletmişti ve tıpkı Naziler gibi onlar da masum insanlar üzerinde korkunç deneyler yapmışlar, mahkumları yamyamlığa zorlamışlar ve yüz binlerce masum kadına tecavüz etmişlerdi. İnanılmaz ya. Çok saygılı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi bilim adamları süper bir ordu üretebilmek amacıyla içinde oksikodon, kokain ve metamfetamin bulunan tuhaf bir ilaç karışımı geliştirmişlerdi. Bu ilacı deneklere verdikleri de denekler bir gün boyunca 20 kilogramlık bir yük sırtlarındayken hiç yorgunluk çekmeden 90 kilometre yürüyebilmiş ve vücut kondisyonları... 90 kilometre mi? Bu ilacı deneklere verdikleri de denekler bir gün boyunca 20 kilogramlık bir yük sırtlarındayken hiç yorgunluk çekmeden 90 kilometre yürüyebilmiş ve vücut kondisyonları %500 artmıştı. Yürüyebilmiş ve vücut kondisyonları %500 artmıştı. Neydi o şey? Panzer Şokolade miydi? Başka bir adı vardı. Panzer Şokolade farklı bir şeydi ama. Damat atomu. 1940'lı yıllarda İngiltere gizli servisinden ajan Eddie Chapman, Alman kuvvetlerine sızmış ve kasıtlı olarak yanlış bilgiler vererek atılan Alman bombalarının Londra'ya tam isabet ettiğini söylemişti. Gerçekte bu bombalar her seferinde hedefi ıskalayarak geriye düşmekteydi. Ajana çok güvenen Almanlar hiçbir zaman namlularını düzeltmedi ve savaş boyunca bombalarını harcamış oldular. Nasıl abi ya? Bu kadar İngilizler içinde sahte devlet sırlarının bulunduğu uyduruk bir belge oluşturdular ve bu belgeyi bir asker cesedine yerleştirip karaya vurmuş süsü vererek bir İspanya sahilinde bıraktılar. Nazi komutanları belgeyi ele geçirdiklerinde İngiliz kuvvetlerinin Yunanistan'ı ve Sardinya'yı işgal etmek için plan yaptığını zannetmiş ve bütün askeri güçlerini bu bölgelere dağıtmışlardı.
Halbuki İngilizler birkaç hafta sonra Sicilya'ya girerek bölgeyi kolaylıkla işgal etmiş oldular. Abi zekiler tabii ki. O kadar animeyi normal kafa yazamaz ya. Hitler Fransa'yı aldığında Fransızlar Hitler'in Eiffel Kulesi'ne çıkamaması için kasıtlı olarak asansörün halatlarını kesmişlerdi. 1710 basamak çıkmayı düşünen Hitler Paris'i ele geçirmiş olsa da asla çok sevdiği Eiffel'e tırmanamadı. Bu yüzden kendisiyle Paris'i ele geçirdi ancak Eiffel'i ele geçiremedi diye dalga geçilmiştir. Hitler bunun acısını Fransız koloni birliklerindeki Afrikalı askerlerden çıkardı. Bizler bu esirleri çitlerle çevrili bir alanda kapalı tutarak ölünceye kadar aç bıraktılar. Ve bir hafta sonra çitlerin ardına canlı bir keçi atarak bu hayvanın Fransız askerleri tarafından parçalanma görüntülerini videoya kaydettiler. Böylece çekilen video Fransızların yozlaştığı, zencileştiği ve vahşileştiği iftirasını atmak ve Nazi milliyetçiliğinin neden önemli olduğunu göstermek için tüm Alman halkına izlettirildi. Adolf Hitler'in ilk aşkı Stephen Isaac bir Yahudiydi. Hitler kavuşamadığı ilk aşkı için intihar etmeyi bile düşündü. Ayrıca 1. Dünya Savaşı esnasında kasığına aldığı bir darbe sonucu bir testisini kaybetti ve cinsel gücünü artırması için kendisine boğaz spermi enjekte ederdi. Hitler toplama kamplarını kendi kurdurmuş olsa da psikolojisinin etkilenmemesi için hiçbir zaman bir toplama kampını ziyaret etmedi. Ancak tuhaftır ki bu kamplarda yapılan korkunç Nazi deneylerindeki birçok veri günümüzde genetik bilimin yolunu açmış ve modern tıpa katkı sağlamıştır. Sınıftaki o çocuk bu videoyu gördü ve dedi ki oha! Hitler 1924'te yazdığı 750 sayfalık Kavgam adlı kitabıyla binlerce Alman'a Nazi ideolojisini aşılamış ve beynini yıkamıştır. Kitap insanları Nazileştirdiği için günümüzde satışı yasaklanmıştır. Fakat bazı kitapçılarda hala satılmaktadır. Bayağı var oğlum. Türkiye'de rahat alabiliyorsun. Bir yandan Rusya ve İngiltere'ye savaş açan, bir yandan da AB... Ya herkesin sınıfında o mal neo-Nazi çocuk var ya. ABD ile çarpışan Naziler savaşı kaybettiklerinde Adolf Hitler önce çok sevdiği köpeğini öldürdü ve daha sonra yeni evlendiği karısıyla saklandıkları sığınakta siyanür kapsülü yutarak intihar ettiler. Mı acaba? Yoksa Arjantin'de mi? Mehmet. Hitler, Ruslar tarafından hiçbir şekilde ele geçirilmek Ay'da mı yoksa? İstemediği için önceden verdiği bir emirle cesedini yaktırdı. Allah Allah! Oğlum %100 kaçmıştır abi. Bu arada %100 ya. Böyle bir adam intihar edip böyle... Hiç sanmam ya. Valla harbiden hiç sanmam bu arada. Sandıkları sığınakta siyanür kapsülü yutarak intihar ettiler. Hitler, Ruslar tarafından hiçbir şekilde ele geçirilmek istemediği için önceden verdiği bir emirle cesedini yaktırdı. Random birini yaktırmış olamaz. Almanya'yı batıdan İngiltere ve ABD, doğudan ise Ruslar işgal etmişti. Abi bu durumda kalsan kafana sıkar mıydın literally versiyonu? Karşı karşıya gelen iki güç savaş ganimetlerini paylaşamayınca, 2. Dünya Savaşı'nın bitiminin hemen ardından 3. Dünya Savaşı başlama eşiğine geldi. İngiltere ve ABD bazı planlar yapsa da savaş kayıplarının çok yüksek olacağı ve Rusların durdurulamayacağı ihtimali içerisinde önce planlar iptal edildi. YouTube kanalı Vahşet görüntüleri facebook.com'un içine gidiyorlar. Çok iyi yaşlanmamış bir link. Abi Hitler Arjantin'de ya. Ben size söyleyeyim, benden duymuş olmayın ama video var lan bununla ilgili. Subtools actually save an arrow's momentum. You can see this. Niye Minecraft shop'tan gittik? History Channel'da şey var. Hitler'i arayan adam var. Hunting Hitler. Bir tane meme vardı böyle. Arjantin'de tatile gittiğinde bir adama çarpıyorsun. Adam dönüyor bak Hitler'in sakallı fotoğrafı var. O meme'i nereden bulabilirim ya? İmkansız ya.
Çok zor abi artık. Mimler Instagram'da döndüğünden dolayı imkansız. İmkansız. Simon Dunstan and Gerard Williams. Abi dişlerden ne çıkmış ya, onu söylemedi. İkinci Dünya Savaşı'nda Arjantin'in bir sonraki bakanına Hitler para vermiş zaten. Ta zamanı diyor. Abi kimse söylemez mi ya? Öyle bir şey var mı? Heh, bu miyim? Aynen fotoğraf. Ulan. He moves around for a bit and then settles to live out the rest of his life quietly and happily. Two things that Adolf Hitler was not known for. The book claims Hitler actually died. Ulan ya ben de hasta oldum, hep senden blast ya abi, bu arada gel o. Gerçek kist olmaz ya, daha geçiyoruz. In February of 1962, just thinking about Hitler's personality, it seems that he would not have been able to contain his enthusiasm for destruction and genocide. He most likely would have tried to at best. Bosty claims that his research was used by Dunstan and Williams without citing their theory, instead of allowing the evidence to speak for itself and coming to a logical conclusion. It also doesn't seem like Dunstan's channel premiered a series called Hunting Hitler. The show claimed to have uncovered previous... The History Channel premiered a series called... Abi bu, bundan bir fark yok yani bu fotoğrafların. Direkt şeymiş yani, dişler birebir tutuyormuş. Tupac ölmedi o zaman. Tupac net Arjantin'de bu arada. Abi internette bu dönem ne zaman başladıysa ne koyayım ben o dönemin ya. Herhangi bir fotoğrafa kırmızı daire çektiğin anda ha, 50 yaş üstü herkesi inandırabiliyorsun. Hala olmuyor musun? Evet. Başarılı chat.